Green teoremi kullanarak alan hesaplama. Bu videomuzda Green teoremi kullanarak bir eğri içinde kalan alanı nasıl hesaplarız onu konuşacağız. Bir eğri içinde kalan alanı hesaplamak için bizim birçok yöntemimiz vardır. Burada matematikçilerin bir şey yapabiliyoruz ama bunu farklı bir şekilde yapabilir miyiz arayışının sonucunda elde edilmiş Green teorem yardımıyla alan hesaplama fikrini inceleyeceğiz. Bir C eğrisi düşünelim ve bunun içinde kalan bir alan var. İşte biz bu alanı Green teorem yardımıyla hesaplayacağız. Bu C eğrisi bir çember olabilir. Bu C eğrisi birkaç tane doğrunun birleşerek oluşturduğu bir üçgensel bölge olabilir. Bunu daha çoğaltabiliriz. Yani biz bir eğri içinde kalan alanı Green teorem yardımıyla nasıl hesaplarız? Bu videomuzda ona odaklanacağız. Green teoremin ne olduğunu bir hatırlayalım. Green teorem bir C eğrisi kapalı bölge oluşturuyorsa, Green teoremi hatırlayalım. Arkasından buradaki fikri nasıl uyguluyoruz ona geçelim. Green teorem bizim vektör alanlarının line integrallerini kısa yoldan hesaplamak için geliştirilmiş bir yöntemimizdir. Bir vektör alanının bir C eğrisi bazı özel şartları sağladığı takdirde bu ifadeyi şu şekilde de yazabiliriz. P(dx) artı Q(dy) ki en çok yazım şekli budur. Buradaki iç çarpımı gerçekleştirirsek bu şekilde yazılıyor bu. Buradaki C eğrisi belli şartları sağladığı takdirde biz bu vektör alanının line integralini yani çizgi integralini veya diğer bir ismi eğrisel integralini çift katlı integral yardımıyla hesaplıyorduk. Bu C eğrisi hangi şartları sağlaması gerekiyordu? C eğrisi kapalı bir bölge belirtmeli. Bölge olmalı. Bu şartı sağlarsa bir şartımız daha var. C eğrisi üzerinde dönüş yönü saatin tersi yönde olmalıdır. C eğrisi üzerinde dönüş yönü saatin tersi yönde. Pozitif yön dediğimiz yön yani. Saatin tersi yönde olmalı. Bir vektör alanının line integralini eğer ki C eğrisi kapalı bir bölge ve üzerindeki dönüş yönü saatin tersi yönde ise çift katlı integral yardımıyla hesaplayabiliyorduk. Çift katlı integralimiz bunun altına bir D diyelim. Buraya R diyebiliriz, A diyebiliriz. Çok önemli değil. Bu D bu C'nin içinde kalan kapalı bölge. D bölgesinden çift katlı integralin sınırlarını elde edip bunun içerisine Q'nun X'e göre kısmi türevi, eksi P'nin Y'ye göre kısmi türevi deyip DA diyorduk. Yani biz line integrali çift katlı integrale çevirip o şekilde çözüyorduk. Buradaki derdimiz ise alan hesaplayacağız. Green teoremden yardım alacağız. Şimdi çift katlı integral içinde eğer ki sabit bir sayı olan bir bulunursa direkt o D bölgesinin alanını verir. İşte şimdi Green teoremle alan hesaplama fikrine ilerliyoruz. Bu anlattığım konu birçok üniversitenin anlattığı konular içinde bulunmuyor. Türkiye'de bunu anlatan pek üniversite ya birkaç üniversite vardır diyelim. Yani Boğaziçi anlatmıyor benim bildiğim kadarıyla. İTÜ anlatmıyor. Koç anlatmıyor mesela. Birkaç tane Anadolu Üniversitesi'nin anlattığını biliyorum. Yani düşünsel olarak gelişim adına bakın buna. Birçok üniversitenin dediğim gibi düşünce alanında bulunmayan, yani hocalarının böyle bir fikir kafalarında dahi yok diyelim. Ders syllabuslarında da bulunmaz, içerik listelerinde. Yurt dışındaki birçok üniversitenin ise kesinlikle bilinmesini beklediği bir şeydir. Bazı Amerikan üniversiteleri özellikle. Çift katlı integral içinde
Eğer 1 bulunursa, yani bu Q'nun X'e göre, P'nin Y'ye göre kısmi türevi 1 olursa direkt bu D bölgesinin alanı verir. Çift katlı integral içinde eğer 1 olursa o direkt çift katlı integralin sınırlarını çıkarttığımız bölgenin alanına eşittir. O direkt çift katlı, şu direkte T de olacak diyorlar. Çok uyarı gelmiş yorumlara. Yazalım. Çift katlı olursa o direkt çift katlı integralin sınırlarını elde ettiğimiz D bölgesinin alanına eşittir. Bölgesinin alanına eşittir. Yani çift katlı integralin burasındaki D'ye anlam yüklemeyin. Bunu sıklıkla söylüyorum. İsteyen istediği harfi kullanabilir. DA. Buradaki DA da DX, DY'yi temsil ediyor. Burada 1 bulunduğu zaman direkt bu D bölgesinin alanı verir. D bölgesinin alanı. Şimdi bu bilgiler ışığında ve şu yukarıdaki bilgiler ışığında matematikçiler ya biz bu eğri içinde kalan alanı bir de bu Green teoremi kullanarak başarabiliriz gibi arayışa düşmüşler ve bir sonuç bulmuşlar. Çoğu durumda ya biz bunu niye yapıyoruz? Çok daha basiti var. Evet. Bazı özel durumları çözmede diğer bütün yöntemler başarısız olup bunun başarılı olduğu yerler var. O yüzden tamam, genel olarak onunla ilgili pek soru çözmüyoruz. Başka şeylerle çözebildiklerimizi çözüyoruz ama faydalı olduğu yer var. Yani bu arayışlar genelde çok boş arayışlar değildir. Yani tıkanılan bir noktada başka konular ilişkileri üzerinden düşünüp çıkartılmış konulardır. Şimdi buradaki f'i eğer f vektör alanımızı şöyle seçecek olursak eksi y bölü 2 i artı x bölü 2 j veya şöyle yazalım eksi y bölü 2'ye x bölü 2. Yani bizim buradaki p'yi ne seçmiş oluyoruz? Eksi y bölü 2 q'yu x bölü 2 seçersek bunun şu Q'nun X'e göre P'nin Y'ye göre kısmi türevi 1'e eşit olur. Ve bu şekilde bu line integral direkt bu D bölgesinin alanını bulmuş olur. Biz buradan bu tarafa geçmeyeceğiz. Artık bu taraftan bu tarafa geçme fikriyle ilerleyeceğiz. Line integrali kullanarak biz alanı hesaplayacağız. Bunların hesaplayalım. P'nin Y'ye göre kısmi türevini aldık. Eksi 1 bölü 2. Q'nun X'e göre aldık. Bu niye böyle seçiliyor? Ona geliyorum. Bu genel olarak birçok kaynakta kural gibi öğretilir. Bunun yerine burayı 1 çıkartan başka seçimler de yapılabilir ama yoğun bir biçimde kullanılan budur. Farklı kullanımlarla karşılaşırsanız şaşırmayın. Burayı 1 çıkartmak için yapılan şeylerdir ama kullanımın genel hareket tarzı bu ikisidir. Yani şu şekilde seçilmesi bir çıkartmak için. Q'nun x'e göre 1 bölü 2. Q'nun x'e göreden p'nin y'ye göreyi çıkartırsak 1 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 2'den 1 sonucuna ulaşırız. Yani biz bir eğri içinde kalan alanı hesaplarken Green teoremi bunu geçirip hesaplamayı yapalım dediğimizde vektör alanını böyle seçersek bir çift katlı integralden line integrale geçiş yapıp bu çift katlı integraldeki D bölgesinin alanını line integral yani çizgi integralle hesaplayabiliyoruz. Şimdi bunu bir göstermekte fayda olacak. Şimdi bir örneğe geçelim. Örnek üzerinde nasıl uygulandığını görelim. Bir örnek yapacağım zaten bu konu anlatımında. Sonra bununla ilgili 2-3 örnek soru serisi gelir. Onlardan da nasıl aslında konuda nelerin peşinde olduğumuzu daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi sorumuz şöyle olsun. X kare artı y kare küçük eşit r kare diskinin
alanını size açık açık Green teoremi kullanarak yapın diyecek. Green teoremi kullanarak bulunuz. Ya ben bunu başka yollarla bulabilirim demenizin böyle bir soruda faydası yoktur. Şimdi bu x kare artı y kare küçük eşittir r kare ne demektir? Merkezi orijin olup yarıçapı r olan çemberin içinde kalan bölgedir bu. X kare artı y kare eşittir r kare yarıçapı r olan çemberdir. R, r eksi r. X kare artı y kare küçük eşittir r kare dediğimizde de işte buradaki taralı bölge. Bu diskinin alanını yani bunun alanının ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? İlk öğretimden beri öğreniyoruz. Bir dairenin alanı alan pi r karedir yarıçap r olduğu için. Bu alanın pi r kare olduğunu biliyoruz. Ama diskinin alanını Green teoremi kullanarak bulunuz diyor. Şimdi biz ne yapıp edip Green teoremi kullanıp bu alanı bulacağız? Şimdi burada biz Green teoremi şu şekilde kullanacağız. Burada öyle bir f seçeceğiz ki f'i ne seçeceğimiz belli zaten. Buradaki c eğrisinden yardım alıyoruz. C eğrisi olarak bu çemberin etrafındaki eğriyi kastediyoruz. Ve bu c eğrisinin saatin tersi yönde döndüğünü kabul ediyoruz. Şimdi bu c eğrisi ile biz şu integrali hesaplayacağız. P dx artı Q dy eşittir. Karşılığında da şunu koyalım. Ya da şöyle yapmayalım. Önce çift katlı integralle başlayalım. Çift katlı integral d diyelim. Buradaki d bölgesi bu içeride kalan bölge. Bunun içerisine 1 koyalım ve dA diyelim. Bunun neyi verdiğini biliyoruz biz. Bize buradaki d bölgesinin alanını veriyor bu. Eşittir diyelim. Bu da c eğrisiyle bu ilişki Green teorem sayesinde sağlanıyor. C eğrisi burada saatin tersi yönde dönen eğri. C eğrisi buradaki içerideki ifadeyi de şöyle seçeceğiz diye söyledik zaten. F x y eşittir. Eksi y bölü 2'ye x bölü 2 seçeceğiz dedik. Eksi y bölü 2 dx artı x bölü 2 dy. Bu seçimi yaptığımızda işte buradaki ifade bu bizim p'mizdir. Bu da q'muzdur. P'nin y'ye göre kısmi türevi eksi 1 bölü 2'dir. Q'nun x'e göre kısmi türevi 1 bölü 2'dir. Bunları birbirinden çıkartırsak q'nun x'e göre p'nin y'ye göre 1 bölü 2 eksi 1 eksi eksi 1 bölü 2'den sonuç 1 çıkar. Yani burada 1 çıkması şu şekilde eşitlik oluşturmamızı sağlıyor. Şimdi şu yaptıklarımı siliyorum. Yani Green teoremi kullanarak bu soruyu bize çözün dediklerinde bunların hepsini siliyorum. Bunlarla işimiz yok. Direkt şu eşitliği yazarak başlayacağız. Buradaki bir çift katlı integrali yazacağız. Bunun içine 1 koyacağız dA. Bu da eşittir diyeceğiz. C eğrisi bu kapalı bölgenin etrafındaki eğri ve saatin tersi yönde döndüğünü kabul edeceğiz onun. Söylemesine gerek yok. Biz öyle kabul edeceğiz. Bunu parametrize ederken saat yönü tersinde dönmesi üzerinden parametrizeyi gerçekleştireceğiz. Buradaki line integral içine de eksi y bölü 2 dx artı x bölü 2 dy diyeceğiz. Ve şimdi bunu line integral yardımıyla hesaplayacağız. Yani çizgi integrali parametrize ederek çözeceğiz. Buradaki Green teorem sadece şu eşitliğin kurulabilmesini sağlıyor. Devamında Green teoremle ilgili çok fazla fikre bulaştırmayacağız. Burada ortaya çıkan bu çizgi integralini buradaki eğriyi parametrize edip o şekilde çözeceğiz. Şimdi bu eğriyi parametrize edelim. Bu eğri nasıl parametrize edilir? Saatin tersi yönde dönen bir çemberin parametrize edilmesi, eğrilerin parametrize edilmesinin kurallarını vermiştik.
X eşittir R cos T'dir. Burada yarıçapımız R. O yüzden R olarak bırakıyoruz. 2 olsaydı 2 cos T diyecektik. Ve R sin T'dir. Saat yönünde dönüş olduğu zaman Y koordinatı eksi R sin T olur. Şimdi bunları götürüp buraya koyacağım. Bir de T'nin değişim aralığı. 0'dan 2 pi'yedir tam çemberde. İşte şimdi buradaki ifadeyi line integrale çevirip çözüyoruz. 0'dan 2 pi'ye eksi y yerine r sin t yazıyoruz. Eksi r sin t bölü 2 dx yerine ne yazdığımızı hatırlayalım. X'in türevi t çarpı dt yazıyorduk. X'in türevi t ne? R cos t'nin türevi eksi r sin t'dir. Dt. Artı x yerine r cos t yazıyoruz. R cos t bölü 2 çarpı dy yerine y'nin türevi dt. Bunları line integralde konuşmuştuk. Bu tiplerin nasıl çizgi integralini işlemlerle çözdüğümüzü. Burada da y'nin t'ye göre. Y'nin t'ye göre türevi r sin t, r cos t'dir o da. Dt. İşte şimdi bu hesaplama yapacağız. İkisini de dt'ye çevirdiğimize göre bu ikisini birleştirebiliyoruz artık. 0'dan 2 pi'ye burayı çarpacak olursak r kare sin kare t bölü 2 artı burası da r kare cos kare t bölü 2 dt. R kare bölü 2 parantezine çekersek bunu 0'dan 2 pi'ye r kare bölü 2 parantezine çekersek sin kare t artı cos kare t 1 eder. Hadi yapalım şu işlemi. Sin kare t bölü 2 artı cos kare t bölü 2 dt. Şunun altında 2 yok. 2'yi buraya çektik. Bunun sonucu 1 olduğundan dolayı 0'dan 2 pi'ye 0'dan 2 pi'ye r kare bölü 2 kalır dt. Bunun da t'ye göre integralini alırsak yanına t gelir. 2 pi ve 0 koyacağız. T yerine 2 pi koyarsak r kare bölü 2 çarpı 2 pi 0 koyarsak 0 ediyor zaten. 2'ler giderse cevabı pi r kare olarak bulduk. İşte zaten alanın pi r kare olduğunu biliyoruz demiştik. Ve biz burada Green teorem yardımıyla pi r kareyi elde etmiş olduk. Şimdi ne yaptığımız olayına tekrardan odaklanalım. Bize bir eğrinin içinde kalan alanı, eğriyi mutlaka doğru düzgün tanımlayacak bize. Ya o eğriyi parametrize etmiş biçimde verecek ki burada parametrize etmiş biçimde vermemiş. Direkt eğrinin denklemini vermiş. Biz çizdik onu. Bunun içinde kalan alanı Green teoremi kullanarak bulun dedi. Green teoremi sayesinde biz sadece şu eşitliğin olduğunu biliyoruz. Green teoremi ile bunu çözün dediğinde biz bu eşitliği yazıyoruz. Bu eşitliği yazdıktan sonra burada çıkan line integrali hesaplamak için çizgi integral formüllerimizi kullanıyoruz. Buradaki C eğrisini parametrize ediyoruz. Onları götürüp burada yerine koyup hesaplamayı gerçekleştirip buradaki alanı elde etmiş oluyoruz. Bir soru daha yapalım. Öyle bitirelim konu anlatımımızı. Bu seferki sorumuz İngilizce olsun. Find the area of region enclosed by x eşittir t eksi t üzeri 4 and y eşittir t eksi t üzeri 7 0 t 1 using Green's theorem. Şimdi bizden buradaki alanı iki tane parametrize edilmiş. Eğri burada parametrize edilmiş. Bu eğri tarafından kapatılan alanı Green teorem kullanarak bulmamız isteniyor. Eğrinin ne olduğunu, nasıl bir şekil olduğunu falan da bilmiyoruz. Hadi ben soruyu aldığım yerde şekli çizmişlerdi.
Bu şekli çizmenize falan gerek yok. Bu eğrinin şekli şöyle bir şey. Şöyle bir görüntüsü var. Mükemmel görüntüsü de olmasa da çok önemli değil. Zaten eğri parametrize edilmiş durumda. Şimdi biz bunun içinde kalan alanı hesaplıyoruz. İşte konu anlatımına başladığında demiştim ya, matematikçiler belli arayışlarda bulunur. Yukarıdaki çember için biz zaten alanı hesaplamak için pi r kareyi biliyorduk ama böyle bir şey de bilmiyoruz işte. Burada Green teorem yardımıyla yapmanın belli ölçüde bize faydası var. Şimdi Green teorem sayesinde yapacaksak şu kısım gerekli değildi. Siliyorum yani, soruda verilmesine gerek yok. Bize açık açık buradaki parametrize edilmiş eğri tarafından kapatılan bölgenin alanını soruyor. Yani şeklin kapalı olduğunu zaten bunlar tarafından kapatılıyor demesinden anlamamız lazım. Green teoremi kullanacağız. Çift katlı integral yazarak başlıyoruz. D diyoruz. İçine bir koyup DA diyoruz. Buradaki D'yi tanımlayalım. D x eşittir T eksi T üzeri 4 ve Y eşittir T eksi T üzeri 7 tarafından kapatılan bölge. O zaman bu çift katlı integral direkt o D bölgesinin alanını verir. Bu çift katlı integral. Fakat bu çift katlı integrali hesaplayabilmemiz mümkün değil. Çift katlı integralin sınırlarını elde edemeyiz. Çünkü bu kapalı bölgenin çizimi yok. Sınırlarını da elde edebilmemiz mümkün değil. Bu çift katlı integralin bu eğri kapalı bölge belirttiği için ve dönüş yönünün saatin tersi yönde olduğunu burada kabul etmekten başka çaremiz yok. Bunu şu şekilde yapacağız. C eğrisi, bu C eğrisi bunlar tarafından oluşturulan. C eğrisi direkt x eşittir parametrize edilip verilmiş. Yukarıda parametrize edilmemişti, ben ettim onu. Üzeri 7 t 0 ile 1. C eğrisi bu. Bunun içine ne koyuyorduk? Yukarıda söyledik. Eksi y bölü 2 dx artı x bölü 2 dy. Bu eşitliğin Green teorem sayesinde bunu eşit olduğunu biliyoruz. Bunun da alanı verdiğini biliyoruz. O zaman biz bunu hesapladığımız zaman alanı hesaplamış olacağız. Green teorem sayesinde bu eşitlik yazılabiliyor. Green teoremin soruya katkısı sadece bu kadar. Devamı tamamen line integral fikirleriyle. Devam ediyoruz şimdi. Zaten parametrize edilmiş halimiz var. Sıfırdan 1'e kadar. Y yerine direkt şunu yazıyoruz. T eksi T üzeri 7 çarpı bunun yerine x'in t'ye göre türevi dt. X'in t'ye göre türevi 1 eksi 4 teküp dt artı x bölü 2, bunu yazıyoruz. Yani bunun altına bölü 2'sini yazmamışım. İnanılmaz işlem hatası yapıyorum bugün de, ilginç bir gün. Kafamda başka şeyler var demek ki. T eksi t üzeri 4 bölü 2 çarpı bunun yerine y'nin türevi t dt, şu türevini alıyoruz onun, 1 eksi 7 t üzeri 6 dt. Şimdi buraları çarpıp bunları birleştirelim. Sıfırdan 1'e, hadi yapalım şuradaki çarpmayı. T eksi 4 t üzeri 4, şunu dağıttım, bunu dağıtıyorum. Eksi t üzeri 7 artı 4 t üzeri 10 bölü 2 artı, bu ikisi de dt dt olduktan sonra birleştirebiliyoruz onu. T eksi 7 t üzeri 7 eksi t üzeri 4 artı 7 t üzeri 10 bölü 2 dt. 4 işlem hatası yaptıysam düzeltirsiniz zaten yorumlarda. Sıfırdan 1'e. Şimdi bunları bir düzenleyelim. TT 2T eder. 2'ye bölersek T. Şu eksi 4T üzeri 4 eksi T üzeri 4 eksi 5T üzeri 4 bölü 2. Eksi T üzeri 7 eksi 7T üzeri 7 eksi 8T üzeri 7 bölü 2'den eksi 4T üzeri 7. Artı 11T üzeri 10 bölü 2 DT. Alalım integrali. T kare bölü 2 eksi T üzeri 5 bölü 5 yapacağız. 5'ler birbirini götürür. T üzeri 5 bölü 2. Eksi 4T üzeri 8 bölü 8'den eksi T üzeri 8 bölü 2 olur. Çünkü 4 ile 8'i sadeleştirdik.
11 bölü 11 diyeceğimizden artı t üzeri 11 bölü 2. 1 ve 0 koyacağız. 1'i koyarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. 0'ı koyarsak acayip bir hata oldu gibi. Alan 0 geliyor. 0 diye bir alanın çıkmaması lazım. Burası 0 eder. Sonuçta 0 çıktı. Nerede işlem hatası yaptık bir bakalım. Şunun başında eksi vardı. İnanılmaz eksi işlem hatası yapıyoruz dedik. Gerçekten de yaptık yani. Alanın 0 çıkmaması lazım zaten. Soruyu bildiğiniz katlettik. Orada zaten bazıları kilitlenip kalmıştır. Şurayı eksi. Şunun başına eksisini koyalım. Şununla şunu çarpınca bunların hepsini işaret ders olur. Eksi, artı, artı, eksi. Buradan sonrası hepsi iptal. Zaten arada bir alan kalmaması diye bir şey olmaz. Alanın sıfır çıkması mümkün değil böyle bir soruda. Şimdi yapalım. Eksi t artı t birbirini götürdü. Tamam. Buradan 3t üzeri 4 bölü 2. Bununla bu eksi 6t üzeri 7 bölü 2'den eksi 3t üzeri 7. Tamam. Bununla bundan artı 3t üzeri 10 bölü 2 dt. Alalım integrali 0'dan 1'e. 3t üzeri 5 bölü 5'e böldük 10. Eksi 3t üzeri 8 bölü 8 artı 3t üzeri 11 bölü 11 diyoruz 22. 1 ve 0 koyacağız. 1'i koyduk 3 bölü 10. Eksi 3 bölü 8 3 bölü 22. 0 koyduk komple 0 çıktı. Bunları da nerede birleştireceğiz? Ne lanet bir şey çıktı bu da ya. Neyse bunu 8 ve 22 ile çarpalım. Ne eder? 176. Bunu 222, 220 ile çarpalım. Bunu da 80 ile çarpalım. Sonucun artı çıktığını görmek için yapıyorum bunları. 510, 528 eder orası. Eksi 660. Bunda da bunu çarparsam 240 bölü 220 ile şunu çarparsak 1600, 1760. Buradan da şunu çıkartırsak eksi 420, 108 bölü 1760 gibi bir değer çıktı. İşlem hatası yapmadıysam. Siz ana fikirlere odaklanın. Bu şekilde doğru kabul edelim. Cevabı yok sorunun zaten almamışım. Şimdi burada bize bir bölgenin alanını Green teorem ile bulun dediği zaman biz ilk olarak bu çift katlı integralin alanı verdiğini bildiğimiz için bunu yazıyoruz. Bunun Green teorem sayesinde bu bölge kapalı olduğu için C eğrisi diyoruz. C eğrisi buradaki kapalı bölgenin etrafındaki eğri kabul ediyoruz onu ve saatin tersi yönde döndüğünü. Eksi y bölü 2 dx, x bölü 2 dy'ye eşit olduğunu yazıyoruz. Bu eşitliği yazabilmemiz zaten Green teoremden geliyor. Bunu yazdıktan sonra buradaki ortaya çıkan line integrali biz buradaki C eğrisini parametrize edip normal çizgi integrali hesaplama kurallarımızla hesaplıyoruz ve bunun sonucunu buluyoruz. Bunun sonucunu bulunca da bu D bölgesinin alanına eşit olduğu için alanı Green teorem yardımıyla bulmuş oluyoruz. Bu şekilde bu konu anlatımımızı burada noktalıyoruz.